Tam sağlık personelini ağırladım. Türkiye'nin 17 yılda sağlıkta nasıl sessiz bir devrim gerçekleştirdiğini anlattı. Türkiye'deki hastanelerin ve doktorların artık Batı'nın tercihi haline gelmeye başladığını söyledi. Bir müjdeyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu yıl içerisinde 29.689 yeni sağlık çalışanını kamuda istihdam etmek için süreci başlattık. Müjdeyi kürsüden verdi, konuşması alkışlarla kesildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın külliyedeki iftarda konukları sağlık çalışanlarıydı. Konuşmasına Ramazan'ın manevi iklimini anlatarak başladı. İslam aleminin barışa, huzura aç olduğunu söyledi. Hiç şüphesiz bu kötü tablonun failleri bellidir. Bir damla petrolü bir damla kandan daha değerli gören karanlık zihniyetin elbette coğrafyamızda yaşanan tüm dramlarda rolü, payı vardır. Menfaatlerine kul köle olan tüfeylilerin gerilimi körükledikleri böl parçala yönet politikasıyla bölgemizi sömürdükleri bir hakikattir. Elbette Batı başkentlerinin şatafatlı görüntüsünün altında yüz milyonlarca Afrikalı ve Asyalı'nın alın teri, gözyaşı olduğu inkar edilemez bir gerçektir. Cumhurbaşkanı Müslümanlar adına öz eleştiri yaptı. İslam aleminin iç karartıcı durumunun vebali öncelikle bize aittir, Müslümanlara aittir. İmsakla birlikte oruç ibadetine başlayanlar, günde beş kez aynı kıbleye yönelenler, aynı yaratıcıya, aynı mukaddes kitaba inananlar şayet kalkıp birbirlerine silah doğrultabiliyorsa, birbirlerini hünharca katledebiliyorsa burada yanlış giden başka şeyler var demektir. Türkiye'de 17 yılda yaşanan değişime dikkati çekti Erdoğan. Ana önceliğimiz olarak belirlediğimiz eğitim, sağlık, adalet ve güvenlik alanlarında ülkemizi gerçekten farklı bir seviyeye getirdik. Cumhuriyet tarihinde görülmeyen atılımları sağlıkta biz gerçekleştirdik. Her alanda eski Türkiye manzarasına biz son verdik. Hastaların rehin tutulduğu, ölülerin rehin tutulduğu o günlerden bugünlere geldik. Türkiye'nin sağlık turizminde de önde olduğunu ifade etti. Yıllık 550 bin yabancı hasta rakamına şu anda ulaşmış durumdayız. Bu çok önemli bir rakam. 550 bin. Bu sayı her geçen gün daha da artıyor. Ama bir de güven var. Yani Türk doktoruna, buradaki hizmete Batılı ne yapıyor? Güveniyor. Cumhurbaşkanı kürsüden bir de müjde verdi. Ve ben bugün burada bir müjdeyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi bakanım da güldüğüne göre anladı meseleyi demek ki. Herhalde hazırlığı da vardır. Bu yıl içerisinde 29.689 yeni sağlık çalışanını kamuda istihdam etmek için süreci başlattık. Yani yaklaşık 30 bin. İnşallah ilk etapta 12 bin sağlık personelinin alımını gerçekleştireceğiz. Şimdiden hayırlı olsun. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun dediği o atamanın detaylarını da hazırlığınız vardır elbet diyerek sözü kendisine bıraktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Bakan Koca ilk etapta 6.835'i hemşire, 1.000'i ebe ve 3.000'i sağlık memuru olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi kadrolarına toplam 12.000 personel alımı gerçekleştirileceğini belirtti.
KPSS ile atanacak olan personelin 10 bini yataklı tedavi kurumlarında, 1000'i temel sağlık hizmetlerinde, 1000'i de acil sağlık hizmetlerinde görevlendirilecek. Koca, söz konusu atamalara ilişkin duyuruların Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden takip edilebileceğini ifade ederek sağlık camiasına hayırlı olmasını diledi. Yine askerlik sistemi. Sonunda AK Parti Meclis Grubu tarafından meclis başkanlığına sunuldu. Yani süreç resmen başlamış oldu. Kanun teklifi savunma komisyonunda kabul edildi. Bayramdan önce de nasipse yasalaşması artık bekleniyor. Dolayısıyla askerlik süresi 6 aydan az kalan yükümlülere de terhis yolu açılmış oldu. Kışlaya bayram müjdesi. 12 ay askerlik görevini yerine getiren yükümlüler isterlerse bayramı evlerinde geçirebilecekler. Yeni askerlik sistemi meclis başkanlığına sunuldu. Yeni sistemde askerlik 6 aya düşürülecek ve şu an kışlada bulunan askerler, bu süreyi dolduranlar kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren terhis olma imkanına kavuşabilecekler. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askerlik düzenini baştan aşağı değiştiren teklif 65 maddi. Düzenlemeye göre bedelli askerlik sürekli hale geldi. 20 yaşını dolduran herkes 31 bin lirayı peşin verirse bedelli askerlikten faydalanabilecek. Bedelli kalıcı hale geliyor. Yaş sınırı ortadan kalkıyor. Yedek asteğmenin maaşının 6 katı gibi bir rakam belirlendi. Ancak bedelli askerlikten yararlananlar bir ay kışlaya gidip temel askerliği yapmak zorundalar. Bu arada yoklama kaçağı ve baka yakalanlara af geliyor. Yasa yürürlüğe girdikten sonra bu durumda bulunanlar bir seferliğine bu haktan yararlanabilecekler. Her vatandaşın zamanı geldiğinde gidip gerekli kayıtları, bildirimlerde bulunması gerekiyor. Sistemin genel kurgusu içerisinde bu önem arz etmektedir. Şunu da ifade etmek isterim. Eğer bir vatandaşımız yoklama kaçağı olursa bu kanun yürürlüğe girdikten sonra ve bakaya kalırsa gelmediği her gün için belli bir ceza oranı görülmektedir. Bu 10 TL olarak belirlenmektedir. Eğer kendi isteğiyle gelirse bu 5 TL'ye indirilecek. 6 ay askerlik yaptıktan sonra isteyen askerliğe devam edebilecek. 6 ay boyunca yükümlüler askeri ücret alacak. Askerlik süresini 6 ayı dolduranla terhis olabilecekler. Fakat onlara şöyle bir imkan da getiriyoruz. Eğer kendileri isterlerse, Türk Silahlı Kuvvetleri de bu anlamda uygun görürse, az önce söylediğim gibi bir 6 ay daha görev yapma imkanları var. Öyle bunu yaparlarsa da asgari ücretten az olmamak kaydıyla bir ücret kendilerine ödenecektir. Yeni sistemin en önemli özelliği ise bir erin tüm aşamaları başarırsa generalliğe kadar terfi almasının yolu açıldı. Yedek subaylık sistemi de yeni düzenlemeyle değişiyor. Yedek assubaylıktan subaylığa geçiş mümkün kılınacak. Generalliğe kadar yükselme imkanına sahip olacak. Yeni teklif AK Parti grubu tarafından meclis başkanlığına verildi. Düzenleme önümüzdeki günlerde ele alınacak. Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul seçimlerine ilişkin açıkladığı 250 sayfalık gerekçeli karar meclisi karıştırdı. YSK'nın verdiği karar sonrası mecliste yaşanan tartışma, sözlü tartışma az kalsın fiili kavgaya dönüşüyordu. AK Partili Recep Özel ile CHP'li Ali Öztunç arasında önce sözlü tartışma başladı, sonra bakın neler oldu. Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesine ilişkin kararın gerekçesi meclis gündemindeydi. Genel kurulda tansiyon yükseldi. Meclis Genel Kurulu'nda gündeme ilişkin değerlendirme yapılırken CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan kürsüye geldi. Tezcan önce YSK'yı eleştirdi. Böyle bir gerekçe yok. Önce bunu bilelim. CHP'li Tezcan, AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin YSK'nın gerekçeli kararı okumadığını öne sürdü. Bir satır oy çalınmıştır ifadesi yok. Ne AK Parti Grup Başkan Vekili ne İYİ Parti Grup Başkan Vekili okumamışlar kararı. CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın sözlerine ilk tepki MHP'den geldi. MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, CHP'nin yaşanan sürece ilişkin tutumunu eleştirdi. YSK işine gelen kararı verseydi iyi hukukçular diyecekti. Fakat işine gelmediği bir karar çıktığı için de YSK'yı, YSK üyelerini tahkir eden, tezif eden, hakaret eden cümleler kullanılıyor. AK Parti'nin YSK temsilcisi Isparta Milletvekili Recep Özel de söz istedi. Gerekçeyi beğenmiyor olabilirsiniz. Şimdi 200 sayfalık kısmının nelerden ibaret olduğunu eğer okusaydınız
iyi anlayabilirdiniz. Anlamak istemediğiniz noktadan işe bakıyorsunuz. AK Parti Isparta milletvekili ve YSK üyesi Özel, bariz ve bilinçli hatalar vardı. Yer verilmeyecek miydi diye sordu. Kısıtlı olan seçmenlerin hangi sandıkta oy kullandıklarını söylemeyecekler miydi? Ölü seçmenlerin hangi sandıklarda oy kullandıklarını söylemeyecek miydi? Recep Özel, CHP'nin gerekçeli kararda hırsızlık yok cümlelerine de sert tepki gösterdi. AK Parti Isparta milletvekili İstanbul seçmenine adres gösterdi. Biz tamamını sayılmasını istiyorduk. Siz niye istemediniz? Niye tamamı sayılmasını istemediniz? Tamamı, eğer tamamı sayılsaydı bu hırsızlıklar gün yüzüne çıkacaktı. Yüksek Seçim Kurulu mazbatayı İmamoğlu'ndan alıp Binali Bey'e vermedi ki. Mazbatayı aldı, millete verdi. 23 Haziran'da millete gideceğiz. Millet mazbatayı kime verirse. CHP Kahramanmaraş milletvekili Ali Öztunç'un AK Partili Recep Özel'e oturduğu yerden sataşmasıysa tansiyonu yükseltti. Beni tehdit ediyor. Bir dakika. Lütfen. Lütfen. Tamamlayın sözünüzü. Sayın Öztunç, grup başkan vekiliniz konuşuyor ve grup başkan vekiliniz gerekirse bunu iletir. Lütfen. O benden söyleyecek. Özür dilerim. Genel kurulda tansiyon düşmedi. Recep Özel, CHP'li Öztunç'un üzerine yürüdü. Araya diğer milletvekilleri girerek olası bir kavgayı önledi. AK Parti'nin YSK temsilcisi Recep Özel, YSK'nın gerekçeli kararını 24'te değerlendirdi. Recep Özel, YSK'nın gerekçeli kararı dolu dolu ifadesini kullandı. Özel, 23 Haziran'da benzer olayların yaşanmaması için de gerekli tedbirlerin alınması ile ilgili olarak YSK'ya dilekçe verdiklerini söyledi. İleri sürmüş olduğumuz tezlerin, ileri sürdürmüş olduğumuz gerekçelerin bu gerekçeli kararda tamamen karşılandığını ve gerçekten doyurucu gerekçelerle bir karar yazıldığına şahit olduk. AK Parti YSK temsilcisi Recep Özel, Yüksek Seçim Kurulu'nun gerekçeli kararını değerlendirdi. 24'ü konuşan Recep Özel, muhalefetin getirdiği eleştirileri tek tek yanıtladı. Oylar şöyle çalındı, buradan buraya nakledildi noktasında sandık kurulu başkanının usulsüz oluşumunun, bu sandık sayım döküm cetvellerinin düzenlenmemiş ve eksik boş düzenlenmiş olması, ölünün yerine, cezaevinde bulunanların yerine, kısıtlıların oy kullanmalarını toplam bir şekilde değerlendirerek tüm bu usulsüz işlemlerinde birlikte değerlendirip birlikte yoğurarak neticede seçimin sonucuna müessir haller oluşturmuştur ve ben bunlardan dolayı bu seçimi yenileme kararı verdim demiştir. Recep Özel, YSK Başkanı Sadi Güven'in gerekçeli kararda yer alan muhalefet şerhini ve tam kanunsuzluk oluşmadı sözlerini de eleştirdi. Burada özellikle kararda altını çize çize birkaç yerde bu tam kanunsuzluk halinden dolayı değil, bu seçim sonucuna müessir süresinde yapılmış olan bir olağanüstü itiraz neticesine verilmiş olan bir karardır diyor. Ama orada bir tam kanunsuz yoktur demesin, inan ki ben o gerekçeyi anlayamadım. AK Parti'nin YSK'daki temsilcisi Recep Özel, 23 Haziran'da yeniden yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde benzer durumların yaşanmaması için harekete geçtiklerini de anlattı. Sandık başında görevli bulunanlara ilişkin TC kimlik numarası istenecek. Konuyla ilgili AK Parti tarafından verilen dilekçe Yüksek Seçim Kurulu tarafından kabul edildi. Artık bütün siyasi partiler oluşan sandık kurulu listelerini başkan ve kamu görevlisi üye listesini alıyor. Süresi içerisinde itirazlarını yapacak. Süresi içerisinde artık bu imkan tanındıktan sonra ve biz itiraz süreçlerini etkin bir şekilde kullandığımızdan dolayı bir daha aynı gerekçelerle olan itiraz ve olan itirazla Yüksek Seçim Kurulu önüne getirmenin önünü bütün siyasi partiler açısından kapanmış oluyor. Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını Gazi Osman Paşa'da devam etti. Esnaf ve vatandaşla bol bol sohbet etti. YSK'nın gerekçeli kararını değerlendirdi Binali Yıldırım. Seçimin patronunun YSK olduğunu hatırlattı. Bizim baştan beri söylediğimiz, seçim sonrası yaşanan yolsuzluklar, usulsüzlükler, oy kaydırmaları, oyla ilgili her türlü düzensizlik yaşanmıştır. Yüksek Seçim Kurulu kararı da bunu teyit etmiştir, onaylamıştır. YSK'nın İstanbul kararını böyle değerlendirdi. Kimsenin kabul etmeme lüksü yok dedi.
Bu karar ortada olduktan sonra bunu ben kabul etmiyorum gibi çıkışlar hukuk devleti ilkelerine nezaketsizliktir. Bunu asla kabul edemeyiz. Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım Gazi Osman Paşa'daydı. Yıldırım'ı gören Gazi Osman Paşalılar çevresinde adeta etten duvar ördü. Büyük küçük demeden herkesle kucaklaştı, sohbet etti. Afiyet olsun ama herkes burada bekliyor, sen yiyorsun. Nasıl olacak? Bana vermiyor musun? O benim. Yıldırım fotoğraf çektirmek isteyenleri de kırmadı. Bölge esnafını da unutmadı. Tek tek ziyaret etti. Alışveriş mi yapıyoruz? Ne alıyoruz? Ziyareti takip eden gazeteciler YSK'nın gerekçeli kararını sordu Yıldırım'a. Cevabı netti. Yüksek Seçim Kurulu yapılan tüm seçimlerin patronudur. Başından beri söylediğim şey, Yüksek Seçim Kurulu'nun vereceği karar herkesi bağlayacaktır. Dolayısıyla kararı vermiştir. Verilen karar da seçimin tekrar yapılması yönündedir. Bu karar ortada olduktan sonra bunu ben kabul etmiyorum gibi çıkışlar hukuk devleti ilkelerine nezaketsizliktir. Bunu asla kabul edemeyiz. Binali Yıldırım, YSK'nın gerekçeli kararının seçimdeki yolsuzluk ve usulsüzlükleri teyit ettiğini dile getirdi. Karar üzerine herkes her şeyi söyleyebilir ama tek kelimeyle şunu söyleyeyim. Bizim baştan beri söylediğimiz seçim sonrası yaşanan yolsuzluklar, usulsüzlükler, oy kaydırmaları, oyla ilgili her türlü düzensizlik yaşanmıştır. Yüksek Seçim Kurulu kararı da bunu teyit etmiştir, onaylamıştır. Olay bundan ibaret. Yıldırım sahurda da Fatih semtindeydi. At Pazarı semtinde kafeleri ziyaret etti. Vatandaşlarla çay içip sohbet etti. Binali Yıldırım daha sonra da İstanbul İtfaiyesi Fatih Grup Amirliği'ndeki itfaiyecilerle sahur yaptı. 15 milyon İstanbul'un canı malı size emanet. Yaptığınız işin ne kadar mukaddes olduğunu biliyoruz. Ve bir yangın esnasında insanlara, onların eşyalarına zarar gelmemesi için hayatınızı bile yerine göre riske atarak, tehlikeye atarak gözünüzü kırpmadan bu yangınlara müdahale ediyorsunuz. Konya'nın Doğanhisar İlçe Belediye Başkanı İhsan Öztoklu bıçaklı saldırıya uğradı. Kalbinden bıçaklanan başkan hayatını kaybetti. İddiaya göre 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın MHP adayı olarak başkan seçilen İhsan Öztoklu, dün akşam saatlerinde reklam panosuna zarar veren önceki belediye başkanının oğluyla tartıştı. Çıkan arbede de belediye başkanı Öztoklu kalbinden bıçakla yaralandı. Ağır yaralanan başkan Öztoklu ambulansla yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan İhsan Öztoklu kurtarılamadı. Saldırgan yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul'da inşaat çukuruna düşerek hayatını kaybeden 9 yaşındaki Baran gözyaşları arasında toprağa verildi. Büyük bir ihmalin kurbanı oldu. Ölüm şekli herkesi sarstı. 9 yaşındaki Baran toprağa verildi. Baran geldi. Henüz 9 yaşındaydı. Hayatın başındaydı. Eyüp Sultan'da inşaat alanında açılan çukura düşmüş, itfaiye ve AFAD ekiplerince uzun uğraşlar sonucu çukurdan yaralı çıkarılmış ama hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetmişti. Vallahi inşaat çukuruna düştü. Yani gördüğünüz gibi köstepe gibi açmış 20-30 tane delik. Her tarafı açık.
önlem almamışlar. Hiç önlem almamış. Hiçbir önlem yok. Her taraf açık. İnsan bir önlem alır ya. Lütfen helal ediniz. Helal olsun. Parangeldi'nin cenaze namazı öğle namazına müteakip Eyüp Sultan Camii'nde kılındı. Cenaze törenine minik Baran'ın arkadaşları ve öğretmenleri de katıldı. Parangeldi'nin hayatını kaybetmesine neden olan Eyüp Sultan'daki inşaatın müteahhiti tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Tuzla'da aracına attığı erik çekirdeğini taş zannettiği için aşağı inip çocuğu öldüresiye döven o sürücü hakkında soruşturma tamamlandı. 4 yıl 6 aydan 15 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bu görüntüleri hatırlıyorsunuz. Bu görüntüler 28 Nisan'da Tuzla'da kaydedilmişti. İşte kocaman adam bir küçücük çocuğu yatırmış yere öldüresiye dövüyor. Yumrukları yetmeyince de yerdeki çocuğa tekmeler savuruyordu. Niye? Bu çocuğun arabasına attığı erik çekirdeğini taş zannetmişti. Taş olsa ne olur diyenlerin de herhalde haksız olmadığını söylememiz lazım. Şimdi bu şikayet üzerine Ufuk Ö gözaltına alınmıştı. Mahkeme tarafından elektronik kelepçeyle ev hapsine alınarak serbest bırakılmıştı. Savcılığın itirazı üzerine tutuklamaya dönük yakalama kararı çıkarılmış. 2 Mayıs 2019 tarihinde de tutuklanmıştı. Soruşturma kısa sürede tamamlandı ve şüpheli hakkında iddianame tanzim edildi. İddianamede şüphelinin beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak bir çocuğu kasten yaralamak ve cebir ve hile kullanarak çocuğu hürriyetinden yoksun kılmak suçlarından 4 yıl 6 aydan 15 yıl 6 aya kadar hapis cezası sistemiyle cezalandırılması istendi. Şüphelinin suç işlemeyi alışkanlık haline getirdiği kaydedilen iddianamede bu gerekçeyle şüphelinin alt sınırdan uzaklaşılarak cezalandırılması istendi. 67. Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi. Bayburt'ta haber takibi yaparken düşerek kaybolan Anadolu Ajansı muhabiri Abdülkadir Nişancı'nın cansız bedenine günler sonra ulaşıldı. Kayıp gazeteciden günler sonra acı haber geldi. Yol açma çalışmalarının takibini yaparken uçuruma düşen Anadolu Ajansı muhabiri Abdülkadir Nişancı'nın cansız bedeni aramaların 13. gününde derede böyle bulundu. 10 Mayıs'ta 3500 metre rakımlı Soğanlı Dağı'nda uçuruma düşerek kaybolan nişancı için ekipler seferber olmuştu. AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı, UMKE ve AKUT ekipleri nişancıyı dere ve vadilerde karış karış aradı. Aramaların ilk aşamasında nişancının kamerası, fotoğraf makinesi ve dere kenarında ayakkabısına ulaşılmıştı. Sürenin uzaması üzerine akarsuların suyunun azaltılması için bench çalışması başlatılmıştı. Gazeteci Abdülkadir Nişancı'nın üzüntüsü yaşanırken arama çalışmaları sırasında bir üzücü haber daha gelmişti. Trabzon Çaykara'daki hidroelektrik santral bölgesinde çalışma yürüten jandarma arama kurtarma ekibinden Assubay Mustafa Gider Gelmez ve uzman çavuş Eyüp Kapaklıkaya şehit olmuştu. Cenazenin nişancının düştüğü yerden 1 kilometre uzaklıkta Bayburt sınırındaki Dumlu köyünden akan çayın Soğanlı Deresi ile buluştuğu yerde bulunduğunu Bayburt valisi Ali Hamza Pehlivan açıkladı. Vali Pehlivan, nişancının cenazesinin ekiplerce kıyıya çıkarıldığını ve abi tarafından teşhis edildiğini bildirdi. Terör örgütü PKK'nın Karadeniz'e sızdırdığı terör grubundaki teröristlerden sonuncusu sağ olarak yakalandı. Gri listede aranan teröristin yakalandığı operasyonu Giresun Valiliği açıkladı. Elazığ'ın Arıcak ilçesi kırsalında da iki terörist etkisiz hale getirildi. Listedeki 22 teröristten 20'si etkisiz hale getirildi. Son olarak Kavakod adlı terörist sağ yakalanmıştı. O teröristin verdiği bilgilerle jandarma PKK terör örgütünün Karadeniz grubu listesindeki son teröristi de yakaladı. Giresun'un Güce ilçesi kırsalında yakalanan teröristin Faraşin Kod adlı Aras Aslan olduğu belirlendi. Terörist İçişleri Bakanlığı arananlar listesinde gri kategoride yer alıyordu. 300 bin lira ödülle aranıyordu. Giresun Valiliği operasyonun ayrıntılarını da açıkladı.
5 komando, 6 jandarma özel harekat, 1 polis özel harekat timiyle 5 sırlı aracın bölgedeki operasyonu sırasında bir hidroelektrik santralinden teröristin görüldüğü ihbarı geldi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler terörist Aras Aslan'ı yakaladı. Terör örgütü PKK'nın Karadeniz bölgesine gönderdiği terörist gruba ilk operasyonun düzenlendiği 7 Haziran 2016'dan bu yana 20 terörist etkisiz hale getirilmişti. Kava ve Faraşin Kod adlı teröristler sağ ele geçirildi. Elazığ'ın Arıcak ilçesi Yoğunbilek köyü kırsalında da bir terör operasyonu düzenlendi. Jandarmanın operasyonunda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi ve silahları da ele geçirildi. Teröre yönelik sınır ötesi harekatlar da devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine hava harekatı düzenlendi. Harekatta terör örgütü tarafından barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler imha edildi. Tunceli Belediye Meclisi kentin adının Dersim olarak geçirilmesini öngören kararı belediye meclisinden geçirdi. Yani Tunceli'nin adı Dersim oldu belediye meclisi kararına göre. Fakat bu karar Tunceli'nin komünist başkanı Maçoğlu'na övgü değil tepki olarak geri döndü. Türk solunun romantik özlemlerinin Ovacık'taki tezahürü olmuştu. Bu yönüyle sosyal medyada da ün yaptı. Televizyonlara çıktı, haberlere konu oldu. Çalışkan ve alçak gönüllü tavırlarıyla sempati de kazandı. Önümüzdeki yılda daha profesyonel, daha doğru bir tarımsal faaliyet üreteceğini düşünüyoruz. Zaten şey yazmıştı. Ancak TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu, Ovacık sınırları dışına çıkınca rüzgar tersine dönmeye başladı. Tunceli Belediye Başkanı olunca işler değişti. Sınava kötü başladı. Yapılacak onca iş varken o popülizmin heyecanına kapıldı. Belediyedeki Tunceli tabelasını kaldırıp yerine Dersim tabelası asma kararı aldı. Bu keyfi değişiklik kanun dışı. Zira il isimlerini değiştirme kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yetkisinde. Gazi Meclis'in yetkilerini gasp ederek Tunceli Belediye Meclisi'ni Türkiye Büyük Millet Meclisi gibi kullanmaya kalktı. Türkiye 2019'da 40 yıllık cari fazla rekorunu kırmaya hazırlanıyor. İyi haberi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak verdi. Berat Albayrak, ham madde ve ara malı imalatı, makine imalatı ve tarım alanlarında toplam 30 milyar liralık finansman sağlanacağını açıkladı. Haziran ayından itibaren Türkiye cari fazla vereceğini öngörüyoruz. İyi haberi ivme finansman paketini açıkladığı sunumda verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 2019'da cari fazla rekoru kıracağız dedi. Bu ivme ve istikamet bu yıl böyle devam ederse 70'li yıllardan bugüne kadar hesaplanan cari denge içerisinde 40 küsür yıllık tarihi içerisinde belki de tarihimizin inşallah bu istikamette devam edersek en yüksek cari fazlasını verdiğimiz bir yıl olacak inşallah 2019 yılı. Ardından da hem ihracatçıyı hem de cari dengeyi daha da rahatlatacak ivme finansman paketinin ayrıntılarını açıkladı. İvme finansman paketi 4 temel özelliği taşıyan sektörleri hedefleyecek. İthalat bağımlılığı yüksek, dış ticaret açığı veren, istihdama katkı oranı en yüksek ve ihracat potansiyeli en yüksek olan sektörlere bu kapsamda finansman sağlanacak. Stratejik önceliğimiz orta yüksek ve yüksek teknoloji ürünleri ve sektörlerinde olacak. Türk ekonomisi üzerindeki en büyük yük ara mal ithalatı. Hükümet işte bu yaraya parmak basacak bir adım atıyor. Parola ileri verimli ve milli bir endüstri. Yani ivme finansman paketi. Amaç reel sektörün stratejik ürünlerini daha az maliyetle üretmesini sağlamak. Böylece uluslararası piyasada rekabet güçleri artacak ve dış ticaret açığı dizginlenecek. Sadece sektör bazında değerlendirme yaparak değil, dış ticaret açığına pozitif katkı sağlama potansiyeli olan ürünlere finansman sağlanacaktır. Ve bu sayede ilgili ürünlerin uluslararası pazarlarda rekabet gücünün artırılması hedeflenerek böylece stratejik ürünlerin ihracat potansiyeli de ortaya çıkarılmış olacaktır. Yerli üretim kabiliyetimiz güçlenecek, Türk sanayisinin teknik altyapısının daha da ileri seviyelere taşınması sağlanacaktır.
İşte bu uğurda sadece bu yıl içinde 3 kamu bankasının katılımıyla 30 milyar liralık bir finansman sağlanacak. Hedefte stratejik 3 sektör var. Önce ham madde ve aramal ihtiyacı duyan sektörlere yapılacak desteği açıkladı. Ham madde ve aramal üretiminde 2 yıla kadar ana para geri ödemesiz. Azami 10 yıla kadar olmak üzere 150 milyon Türk lirasına kadar yatırım kredisi sağlanacak. Bunun yanında 1 yıla kadar ana para geri ödemesiz, azami 5 yıl olmak üzere de 30 milyon Türk lirasına kadar işletme kredisi verilecek. Ardındansa makine teçhizat sektörü. Makine imalatı finansmanında da yine 2 yıla kadar ana para geri ödemesiz, azami 10 yıl olmak üzere 150 milyon TL'ye kadar yatırım kredisi sağlanacak. Bunun yanında yine 1 yıla kadar ödemesiz, azami 5 yıl olmak üzere 30 milyon Türk lirasına kadar işletme kredisi vereceğiz. Ve son olarak da tarım sektörü. Seracılıkta işletme kredileri için 14 ay, yatırım kredileri için de 84 ay olarak belirlendi. Seracılık dışındaki tarım alanlarında da işletme kredileri için 12 ay, yatırım kredileri için de 60 aya varan vade sağlanacak. Peki ya geri ödemeler? Onlar nasıl olacak? Berat Albayrak bunun için de iki farklı sistem uygulanacağını belirtti. İki farklı faiz seçeneği sunacağız. Birincisi enflasyona endeksli kredi seçeneği olacak. Diğer bir opsiyonumuz, diğer bir seçeneğimiz ise devlet iç borçlanma senedi endeksli faiz seçeneği olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2019 Profesör Doktor Fuat Sezgin yılı toplantısında konuştu. Sezgin'in 60 darbesi sonrası Türkiye'den neden kovulduğunu anlattı. Gençlere Gülhane Parkı'nı gezin tavsiyesinde bulundu. Dünya çapında böyle bir bilim adamının 1960 darbesinin ardından İstanbul Üniversitesi'nden uzaklaştırılması tarihimizin en büyük ayıplarından biridir. Profesör Doktor Fuat Sezgin'in 1960 darbesi sonrası Türkiye'den kovulmasını böyle eleştirdi. Hocamızın ülkemizde barındırılmamasının sebebi yürüttüğü çalışmaların başındaki İslam ifadesidir. Şayet Fuat Hoca İslam değil de mesela Roma veya Bizans tarihi çalışmış olsaydı emin olun hayatının sonuna kadar İstanbul Üniversitesi'nde kalmaya devam ederdi. 2019 Profesör Doktor Fuat Sezgin yılı toplantısı külliyede gerçekleştirildi. Etkinliğe Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı mütevelli heyeti üyesi Bilal Erdoğan da katıldı. Kendisi açısından bir film çekilseydi onun hikayesi aslında bir zafer hikayesidir. Ama milletimiz derdi hep, milletim derdi. Bizim milletimiz açısından, İslam ümmeti açısından hocamızın hikayesi aslında bizim dramımızdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise konuşmasında bilime değindi. Çalışmaları genişlettik dedi. Sömürge aydınlarıyla mücadele ettik. Bu zihniyeti tümüyle ortadan kaldıramamış olsak da bilimsel çalışmaların yelpazesini olabildiği kadar genişlettiğimiz bir gerçektir. Cumhurbaşkanı Türkiye'nin bilim insanları için cazibe merkezi haline getirileceğini söyledi. Gençlere seslendi. Bilimin hangi amaçla kullanılması gerektiğini anlattı. Bilimi ve teknolojiyi sadece insanlığın hayrına kullanacağız. Bıçak katilin elinde insanı öldürür. Ama aynı şekilde bıçak değil de neşter doktorun elinde, cerrahın elinde hayat kurtarır. Hadi bir İstanbul'a bakalım. Size az önce programın açılışında gök gürültülü sağanak yağmur, şimşekler, yıldırımlar demiştik. Nasılmış manzara? Gelin bir bakalım hemen. İşte İstanbul'dan son dakika görüntüleri ekranlarınıza geliyor. İstanbullular güne gök gürültülü sağanak yağmurla başladı. Meteorolojiye göre sağanak yağış Marmara ve Trakya'da etkili olacak. İstanbul'da sabah ilk saatlerden itibaren sağanak ve gök gürültülü yağmur uyarısı yapmıştı zaten meteoroloji. Beklenen gök gürültülü sağanak yağış etkili olmaya başladı. Sabah saat 5'ten itibaren İstanbul semaları şimşeklerle aydınlandı. Özellikle Boğaz bölgesinde bulunan Üsküdar, Kadıköy, Beşiktaş, Sarıyer ve Beykoz ilçelerinde şiddetli görülen yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluşmaya başladı. Sabah erken saatlerde işe gitmek için evlerinden çıkan İstanbullular
ıslanmamak için otobüs duraklarına ve metro istasyonlarının girişlerine sığındı. Bu arada Ümraniye Dudullu Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir hurdalığa yıldırım düştü. Çıkan yangın itfaiye ekiplerince güçlükle söndürüldü. Kent genelinde yoğun yağış etkisini sürdürüyor. Yağışlar nedeniyle su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, genel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Meteorolojinin verilerine göre şiddetli yağmur İstanbul dışında Yalova, Kocaeli, Sakarya ile Trakya'da da etkili olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın iftarda Afrika'dan konukları vardı. Erdoğan 25 Mayıs Afrika günü nedeniyle Afrika ülkelerinin büyükelçilerinin eşleriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Türkiye olarak biz başkalarının bahçelerinden gül koparmak değil, solan güllere can suyu vermek istiyoruz. Afrikalı konuklarına böyle seslendi. Desteğe devam edeceğiz dedi. Afrika'nın bir kıta olarak hak ettiği konuma kavuşması ve 21. yüzyılın yükselen değeri olması noktasında kadınlar başta olmak üzere Afrikalı kardeşlerimize her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan 25 Mayıs Afrika günü nedeniyle Afrika ülkelerinin büyükelçilerinin eşleriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Türk ve Afrika yemeklerinin servis edildiği iftar programında Somali Cumhurbaşkanı'nın eşi Zainab Abdülmualim bir konuşma yaparak Türkiye'nin Afrika'ya verdiği desteklerden dolayı teşekkürlerini iletti. Sonrasında Afrika'ya özgü kıyafet giyen Emine Erdoğan geldi kürsüye. Sözlerine 25 Mayıs Afrika gününü kutlayarak başladı. Türkiye'nin Afrika'ya bakış açısını değerlendirdi. Bizim nazarımızda Afrika ve Türkiye birbirine el uzatan ve kendisi için istediğini karşısındaki için de isteyen iki dosttur. Bizim dostumuzu ihya etmek, ihtiyaç duyduğu alanları imar etmek motivasyonuyla hareket ediyoruz. Bugüne kadar Afrika'da yaptıklarımız ülkemizin insan odaklı dış politikasının eseridir. Erdoğan, Türkiye'nin Afrika'ya desteğe devam edeceğini söyledi. Türkiye olarak biz başkalarının bahçelerinden gül koparmak değil, solan güllere can suyu vermek istiyoruz. Köklü geleneğimizden aldığımız bu bilinci gelecek nesillerimize de aktaracağız inşallah. Çünkü tarih yıkanları değil, inşa edenleri yad eder. Afrika'nın kalkınmasına her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Konuşmalar sonrası Afrika Büyükelçilik sefirelerinin katılımıyla kurulan Afrika Kültür Evi Korosu sahne aldı. Türkçe türküler seslendirdi. Programın sonunda Emine Erdoğan Afrikalı konuklarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi. Almanya'da bir polis memuru sürücülere adeta insanlık dersi verdi. Kaza yerinin fotoğrafını çekmek isteyen sürücülerden birinin aracından indirip hayatını kaybeden sürücünün yanına götürdü. Bakın o anda neler yaşandı. Where do you come from? The car? So then what? Where do you come from? Hungary? Poland? Ben Czech. Czech? Come on. I'll show you something. Come on. Polis şoförü yanına aldı, insanlık dersi nasıl verilir gösterdi. O şoförü kazanın fotoğrafını çektiğine pişman etti. Görüntüler Almanya'dan. Trafik kazası meydana geldi. 47 yaşındaki şoför olay yerinde yaşamını yitirdi. Polis, ambulans olay yerindeydi. Haliyle trafik durdu. Nedeni meraklı sürücülerdi. Ellerine telefonlarını alıp kaza yerinin görüntüsünü çekmeye çalışıyorlardı. Alman polis bu görüntüye çok sinirlendi. Tek tek uyardı önce sürücüleri. Ancak etkili olmadı. Sürücüler fotoğraf çekmeyi sürdürdü. Polis o sırada sürücülerden birini indirip hayat dersi verdi. No, you don't want to see him? Why do you make pictures?
If you want, you can say hello to him. You want? So now you have to pay 128 euro and 50 cent for making pictures here from the accident. Shame on you. Polis memuru 128 avro para cezası kesti o şoföre. İnsanları kendi davranışlarıyla yüzleştirmek için böyle davrandım dedi. He comes from Hungary. Amerika'nın yabancı terörist örgüt listesine aldığı İran'ın silahlı gücü devrim muhafızlarından meydan okuyan bir açıklama var. İranlı general ABD gemileri dahil Hürmüz Boğazı'nın kuzeyinin İran'ın kontrolü altında olduğunu söyledi. Hürmüz Boğazı dünyanın en önemli enerji hattı. ABD İran'a gözdağı vermek için buraya uçak ve savaş gemilerini gönderdi. Ancak İran meydan okumayı sürdürüyor. ABD'nin terörist örgütü ilan ettiği İran'ın resmi silahlı gücü devrim muhafızlarından sert bir açıklama geldi. Adeta üstü örtülü bir tehdit gibiydi. İran devrim muhafızlarının üst düzey komutanlarından Amiral Ali Fedevi, Hürmüz Boğazı'nın kuzeyinin tamamen İran'ın kontrolü altında olduğunu söyledi. ABD gemilerinin de hedef olarak kapsama alanlarında olduğu mesajını verdi. İran'ın ABD'ye gözdağı veren mesajı akıllara son dönemde yaşanan sabotaj ve saldırıları getirdi. 12 Mayıs'ta Birleşik Arap Emirlikleri 4 gemide yangın çıktığını ve sabotaj olduğunu açıklamıştı. Bundan 2 gün sonra da Suudi Arabistan'ın petrol boru hattı üzerindeki 2 pompa istasyonu dronlarla vurulmuştu. İngiliz hükümeti Brexit anlaşmasına ilişkin yeni yasa tasarısının oylamasının ertelendiğini açıkladı. Hükümet yetkilisi Mark Spencer, parlamentoda yaptığı konuşmada tasarıyı 3 Haziran'da yayınlamayı ve 7 Haziran'da da oylamaya sunmayı planladıklarını ifade ederek, ancak bu konuda bir anlaşmaya varamadıklarını, yeni tarihe ilişkin daha sonra bilgilendirmede bulunacaklarını söyledi. Dördüncü kez parlamentoya sunulacak olan Brexit anlaşmasına ilişkin yeni yasa tasarısında parlamenterlerin tedbir maddesi, gümrük birliği, ticaret anlaşması, İşçi hakları ve çevrenin korunması konularındaki endişelerinin giderilmesine odaklanan Theresa May, ayrıca ikinci bir referanduma da gidilebileceğini söylemişti. Ancak May'in Brexit anlaşmasını parlamentodan geçirebilmek için verdiği yeni tavizler partisinde isyana yol açmıştı. İngiliz basını, hükümetin parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'ndan sorumlu bakanı Andrea Leadsom'un istifasının ardından Theresa May'in de bugün için istifa edebileceğini ileri sürmüştü. Amerika'da fırtına ve hortum yaşamı felç etti. Bir günde kayıtlara geçen hortum sayısı 33'tü. Evler, yollar kullanılamaz hale geldi. 4 kişi hayatını kaybetti. Look at that, boys. Önce şiddetli yağış, ardından fırtına ve üst üste onlarca hortum. ABD son günlerin en şiddetli doğa olayı ile karşı karşıya. Ülkenin orta kesimindeki eyaletlerde etkili olan fırtına ve hortum nedeniyle en az 4 kişi hayatını kaybetti. Kansas, Missouri ve Oklahoma. Bu eyaletlerde hayat adeta durdu. Fırtına şiddetini artırarak devam ediyor. Halk botlarla, helikopterlerle kurtarılıyor. Evler kullanılamaz hale geldi. Ağaçlar araçların üzerine düştü. Pek çok araç kullanılamaz halde. Maddi hasar fazla. Ekipler gece gündüz kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Şiddetli fırtınanın gerçekleştiği 4 eyalette sadece salı günü 33 hortum oluştu. Evlerini tahliye etmeyenlerin dışarıya çıkmaması konusunda uyarı yapılıyor. Ve can kayıpları haberleri geliyor eyaletlerden. Iowa eyaletinde evini hortum vuran 74 yaşındaki bir kadın, Missouri'de ise aşırı yağışın yol açtığı bir trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi. Oklahoma'da ise sel sularına kapılan bir kadın hayatını kaybetti. Sayının daha da artmasından endişe ediliyor. Şiddetli yağış ve fırtınanın etkili olduğu eyaletlerdeki havalimanlarında, tren seferlerinde ve karayollarında aksamalar yaşanıyor. Elektrik kesintileri de cabası. Uzmanlar fırtınanın ilerleyen günlerde de süreceğini belirtiyor. İstanbul Esenyurt'ta sivil trafik ekipleri tarafından durdurulan Uber sürücüsü aracını bağlamak isteyen ekiplere arabasının üzerine çıkarak
direnişte bulunmuştu. Ve bakın sonrasında neler yaşandı. Aracını bağlatmak istemedi. Üstüne çıktı. Uber sürücüsü dakikalarca ekiplere direndi. Görüntüler İstanbul Esenyurt'tan. Bir alışveriş merkezinin önüydü. Sivil trafik ekipleri Uber sürücüsünü durdurdu. Aracı bağlayarak çekiciyle almak istedi. Ancak bu hiç de kolay olmadı. Aracını bağlatmak istemeyen şoförle polisler arasında tartışma yaşandı. İkna olmayan Uber sürücüsü aracının üstüne çıktı ve ekiplere direndi. Polis aşağıya in dedi. Şoför kafa üstü aşağı atlarım abi diyerek karşılık verdi. O ilginç anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Uzun uğraşlar sonucunda Uber sürücüsü yaka paça gözaltına alındı. Aracın üstünden indirilen Ali Ç. ile bir arkadaşı polis merkezine götürüldü. Uber sürücüsüne 2018 lira idari para cezası kesildi. Aracı da bir ay süreyle trafikten men edildi. İstanbul Gazi Osman Paşa'dan enteresan bir görüntü gelecek şimdi ekranlarınıza. Gazi Osman Paşa'da bir nedenden dolayı öfkeden deliye dönen adam hırsını ATM cihazından çıkartmaya kalktı. Aha, söktü. Hıncını ATM'den çıkardı. Makineyi tekme tokat dövdü. Helal kafa. Olay Gazi Osman Paşa'da yaşandı. O anları cep telefonuyla görüntüleyen kişi de olaya tanık olanlar da şaşkındı. Bir adam öfkeden deliye dönmüş ATM'ye vuruyordu. Benim paramla bana. Gazi Osman Paşa'da sıradan bir gün. ATM döven adam. Belki ATM kartını yutmuştu. Belki de para çekmek istemiş ama vermemişti. Nedenini kimse bilmiyor. Kesin olan şey o adamın çok sinirli olduğuydu. Aha. Söktü. ATM'yi yumruklayıp makineye zarar verdi. Aparatlarını koparttı. Sonra da söylene söylene uzaklaştı. Söktü. İstanbul Sancaktepe'den bir acı haber. Evinin önünde oyun oynayan 5 yaşındaki Elif Nur'a ilaçlama aracı çarptı. Hastaneye kaldırılan Elif Nur yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Küçük kız gözyaşları arasında toprağa verildi. Aleyküm ve rahmetullah. Küçük kız kaza kurbanı oldu. 5 yaşındaki Elif Nur ilaçlama aracının altında kaldı, can verdi. Acı olay Sancaktepe'de yaşandı. 5 yaşındaki Elif Nur Reçber evinin önündeki sokakta oyun oynuyordu. O sırada sokaktan belediyeye ait ilaçlama aracı geçiyordu. Küçük kız park halindeki araçların önünden bir anda yola çıktı. Şoför onu göremedi ve küçük kıza çarptı. Çocuk aradan arabaların arasından koşarken araba çaptandı, bayıldı orada. Sonra araba üzerinden geçti. Çocuk arabanın altında kan içinde. O anda hemen ameliyatı çağırdı. Polis ve sağlık ekibi kısa sürede olay yerine geldi. Küçük kız ambulansla Profesör Doktor İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İlaçlama aracının sürücüsü Orhan Bayraksa yeni doğan polis merkezine giderek teslim oldu. Minik Elif Nur'un cenazesi Taşdelen Hacı Yusuf Cebir Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Valide Sultan Mezarlığı'nda toprağa verildi. Yargıtay trafik kazası sonucu 3 kişinin ölümüne neden olan yazar Emrah Serbest'e verilen 13 yıl 4 aylık hapis cezasını onadı. Emrah Serbest 7 yıl sonra serbest. Bir dönem çok popüler olan Behzat Ç. dizisinin senaristini de yapan Emrah Serbest, İzmir'de bir trafik kazasına karışmıştı. Serbest, aşırı süratli ve alkollü olarak kullandığı araçla İzmir Aydın Otoyolu'nda önündeki araca çarpmış ve Nilgün ve Ayhan Özçelik çiftiyle kızları Zeynep'in ölümüne sebep olmuştu. Suçu önce şoförü üstlenmiş ancak DNA incelemesi istenince bir mektupla pişman olduğunu dile getirip teslim olmuştu. Emrah Serbest'le ilgili yargılama tamamlandı. Yargıtay, yerel mahkemenin verdiği 13 yıl 4 aylık hapis cezasını onadı. 2017 yılı Eylül ayında tutuklanan Serbest 20 aydır cezaevinde bulunuyor. Biz
dimdik ayakta durmayı başardık. Ekonomiye dair önemli mesajlar verdi. Saldırılara rağmen dimdik ayaktayız dedi. Bugün de maruz kaldığımız tüm ekonomik saldırılara rağmen hedeflerimize doğru yürümeye devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 12. Çalışma Meclisi toplantısında kürsüye çıktı. Gündemi de ekonomi vardı. Üretim, büyüme ve istihdam odaklı bir ekonomi programıyla ülkemizi dünyanın en büyük 10 devletinden biri haline getirmekte kararlıyız. Cumhurbaşkanı Erdoğan sözü stokçulara getirdi. Medeniyetimiz yasaklıyor dedi. Bizim medeniyetimiz istifçiliği, yani sadece biriktirmek için kazanmayı yasaklıyor. Medeniyetimizin bize tavsiyesi kazancı sürekli üretime, istihdama, faydaya dönüştürmektir. Ne klasik sanayi üretimini, ne yüksek teknolojiyi, ne tarımı, ne inşaatı, ne de hizmetler sektörünü ihmal etmiyoruz. Her alanda da ayrı yarı en ön sıralarda yer almak için çaba gösteriyoruz. Erdoğan bazı iş adamlarının ek istihdam taleplerinden rahatsızlık duyduğunu söyledi. Destek olanları unutmayacağız dedi. Sen devasa bir fabrikatörsün. İşte yanına bir 50 tane daha işçi alıver. Yani 5.000, 10.000 çalıştırmak nedir? Onun yanında işte 50 tane daha fazla eleman al dediğimiz zaman rahatsız olanlar var. Bu bir gerçeği işaret ediyor. Demek ki burada eşitsizliği farklı alanlara taşırken işe buradan başlamak lazım. Elbette rızkı veren Allah'tır. Ama buna vesile olanları da asla unutmayacağız. İşverenlerimizi ihmal etmeyeceğiz. Girişimcilerimizi desteklemeyi sürdüreceğiz. Devletin zirvesi birlik mesajı da verdi. Aramızdaki farklılıkları asla husumete dönüştürmemeliyiz. Rekabet daha iyiye ve güzele ulaşmak için yapılırsa iyidir. Ama iş karşı tarafı yok etmeye dönerse felakettir. Türkiye bu yıl 2019'da 40 yıllık cari fazla rekorunu kıracak müjdeyim. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak verdi. Berat Albayrak, ham madde ve aramalı imalatı, makine imalatı ve tarım alanlarında toplam 30 milyar liralık finansman sağlanacağını duyurdu. Haziran ayından itibaren Türkiye cari fazla vereceğini öngörüyoruz. İyi haberi ivme finansman paketini açıkladığı sunumda verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 2019'da cari fazla rekoru kıracağız dedi. Bu ivme ve istikamet bu yıl böyle devam ederse 70'li yıllardan bugüne kadar hesaplanan cari denge içerisinde 40 küsür yıllık tarih içerisinde belki de tarihimizin inşallah bu istikamette devam edersek en yüksek cari fazlasını verdiğimiz bir yıl olacak inşallah 2019 yılı. Ardından da hem ihracatçıyı hem de cari dengeyi daha da rahatlatacak ivme finansman paketinin ayrıntılarını açıkladı. İvme finansman paketi 4 temel özelliği taşıyan sektörleri hedefleyecek. İthalat bağımlılığı yüksek, dış ticaret açığı veren, istihdama katkı oranı en yüksek ve ihracat potansiyeli en yüksek olan sektörlere bu kapsamda finansman sağlanacak. Stratejik önceliğimiz orta yüksek ve yüksek teknoloji ürünleri ve sektörlerinde olacak. Türk ekonomisi üzerindeki en büyük yük aramalı ithalatı. Hükümet işte bu yaraya parmak basacak bir adım atıyor. Parola ileri verimli ve milli bir endüstri, yani ivme finansman paketi. Amaç reel sektörün stratejik ürünlerini daha az maliyetle üretmesini sağlamak. Böylece uluslararası piyasada rekabet güçleri artacak ve dış ticaret açığı dizginlenecek. Sadece sektör bazında değerlendirme yaparak değil, dış ticaret açığına pozitif katkı sağlama potansiyeli olan ürünlere finansman sağlanacaktır. Ve bu sayede ilgili ürünlerin uluslararası pazarlarda rekabet gücünün artırılması hedeflenerek böylece stratejik ürünlerin ihracat potansiyeli de ortaya çıkarılmış olacaktır. Yerli üretim kabiliyetimiz güçlenecek. Türk sanayisinin teknik altyapısının daha da ileri seviyelere taşınması sağlanacaktır.
İşte bu uğurda sadece bu yıl içinde 3 kamu bankasının katılımıyla 30 milyar liralık bir finansman sağlanacak. Hedefte stratejik 3 sektör var. Önce ham madde ve aramalı ihtiyacı duyan sektörlere yapılacak desteği açıkladı. Ham madde ve aramalı üretiminde 2 yıla kadar ana para geri ödemesiz. Azami 10 yıla kadar olmak üzere 150 milyon Türk lirasına kadar yatırım kredisi sağlanacak. Bunun yanında 1 yıla kadar ana para geri ödemesiz, azami 5 yıl olmak üzere de 30 milyon Türk lirasına kadar işletme kredisi verilecek. Ardındansa makine teçhizat sektörü. Makine imalatı finansmanında da yine 2 yıla kadar ana para geri ödemesiz, azami 10 yıl olmak üzere 150 milyon TL'ye kadar yatırım kredisi sağlanacak. Bunun yanında yine 1 yıla kadar ödemesiz, azami 5 yıl olmak üzere 30 milyon Türk lirasına kadar işletme kredisi vereceğiz. Ve son olarak da tarım sektörü. Seracılıkta işletme kredileri için 14 ay, yatırım kredileri için de 84 ay olarak belirlendi. Seracılık dışındaki tarım alanlarında da işletme kredileri için 12 ay, yatırım kredileri için de 60 aya varan vade sağlanacak. Peki ya geri ödemeler, onlar nasıl olacak? Berat Albayrak bunun için de iki farklı sistem uygulanacağını belirtti. İki farklı faiz seçeneği sunacağız. Birincisi enflasyona endeksli kredi seçeneği olacak. Diğer bir opsiyonumuz, diğer bir seçeneğimiz ise devlet iç borçlanma senedi endeksli faiz seçeneği olacak. Yeni askerlik düzenlemesi meclis başkanlığına sunuldu. Savunma komisyonundan geçti. Bayrama kadar artık yasalaşması bekleniyor. Yasalaştığı takdirde 6 ayını doldurmuş olan askerler bayramdan önce evlerine dönebilecekler. Kışlaya bayram müjdesi. 12 ay askerlik görevini yerine getiren yükümlüler isterlerse bayramı evlerinde geçirebilecekler. Yeni askerlik sistemi meclis başkanlığına sunuldu. Yeni sistemde askerlik 6 aya düşürülecek ve şu an kışlada bulunan askerler, bu süreyi dolduranlar kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren terhis olma imkanına kavuşabilecekler. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askerlik düzenini baştan aşağı değiştiren teklif 65 maddi. Düzenlemeye göre bedelli askerlik sürekli hale geldi. 20 yaşını dolduran herkes 31 bin lirayı peşin verirse bedelli askerlikten faydalanabilecek. Bedelli kalıcı hale geliyor. Yaş sınırı ortadan kalkıyor. Yedek asteğmenin maaşının 6 katı gibi bir rakam belirlendi. Ancak bedelli askerlikten yararlananlar bir ay kışlaya gidip temel askerliği yapmak zorundalar. Bu arada yoklama kaçağı ve bakaya kalanlara af geliyor. Yasa yürürlüğe girdikten sonra bu durumda bulunanlar bir seferliğine bu haktan yararlanabilecekler. Her vatandaşın zamanı geldiğinde gidip gerekli kayıtları, bildirimleri, bildirimlerde bulunması gerekiyor. Sistemin genel kurgusu içerisinde bu önem arz etmektedir. Şunu da ifade etmek isterim. Eğer bir vatandaşımız yoklama kaçağı olursa bu kanun yürürlüğe girdikten sonra ve bakaya kalırsa gelmediği her gün için belli bir ceza oranı görülmektedir. Bu 10 TL olarak belirlenmektedir. Eğer kendi isteğiyle gelirse bu 5 TL'ye indirilecek. 6 ay askerlik yaptıktan sonra isteyen askerliğe devam edebilecek. 6 ay boyunca yükümlüler askeri ücret alacak. Askerlik süresinde 6 ayı dolduranlar terhis olabilecekler. Fakat onlara şöyle bir imkan da getiriyoruz. Eğer kendileri isterlerse, bakın kendileri isterlerse, Türk Silahlı Kuvvetleri de bu anlamda uygun görürse, az önce söylediğim gibi 6 ay daha görev yapma imkanları var. Öyle bunu yaparlarsa da asgari ücretten az olmamak kaydıyla bir ücret kendilerine ödenecektir. Yeni sistemin en önemli özelliği ise bir erin tüm aşamaları başarırsa generalliğe kadar terfi almasının yolu açıldı. Yedek subaylık sistemi de yeni düzenlemeyle değişiyor. Yedek as subaylıktan subaylığa geçiş mümkün kılınacak. Generalliğe kadar yükselme imkanına sahip olacak. Yeni teklif AK Parti grubu tarafından meclis başkanlığına verildi. Düzenleme önümüzdeki günlerde ele alınacak. Meclis Genel Kurulu'nda YSK'nın gerekçeli kararının gerginliği yaşandı. YSK verdiği karar sonrası mecliste tartışma az daha kavgaya dönüşüyordu. Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesine ilişkin kararın gerekçesi meclis gündemindeydi. Genel kurulda tansiyon yükseldi.
Meclis Genel Kurulu'nda gündeme ilişkin değerlendirme yapılırken CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan kürsüye geldi. Tezcan önce YSK'yı eleştirdi. Böyle bir gerekçe yok. Önce bunu bilelim. CHP'li Tezcan, AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin YSK'nın gerekçeli kararı okumadığını öne sürdü. Bir satır oy çalınmıştır ifadesi yok. Ne AK Parti Grup Başkan Vekili ne İYİ Parti Grup Başkan Vekili okumamışlar kararı. CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın sözlerine ilk tepki MHP'den geldi. MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, CHP'nin yaşanan sürece ilişkin tutumunu eleştirdi. YSK işine gelen kararı verseydi iyi hukukçular diyecekti. Fakat işine gelmediği bir karar çıktığı için de YSK'yı, YSK üyelerini tahkir eden, tezif eden, hakaret eden cümleler kullanılıyor. AK Parti'nin YSK temsilcisi Isparta Milletvekili Recep Özel de söz istedi. Gerekçeyi beğenmiyor olabilirsiniz. Şimdi 200 sayfalık kısmının nelerden ibaret olduğunu eğer okusaydınız iyi anlayabilirdiniz. Anlamak istemediğiniz noktadan işe bakıyorsunuz. AK Parti Isparta Milletvekili ve YSK üyesi Özel, bariz ve bilinçli hatalar vardı. Yer verilmeyecek miydi diye sordu. Kısıtlı olan seçmenlerin hangi sandıkta oy kullandıklarını söylemeyecekler miydi? Ölü seçmenlerin hangi sandıklarda oy kullandıklarını söylemeyecek miydi? Recep Özel, CHP'nin gerekçeli kararda hırsızlık yok cümlelerine de sert tepki gösterdi. AK Parti Isparta Milletvekili İstanbul seçmenine adres gösterdi. Biz tamamını sayılmasını istiyorduk. Siz niye istemediniz? Niye tamamı sayılmasını istemediniz? Tamamı, eğer tamamı sayılsaydı bu hırsızlıktan gün yüzüne çıkacaktı. Yüksek Seçim Kurulu mazbatayı İmamoğlu'ndan alıp Binali Bey'e vermedi ki. Mazbatayı aldı, millete verdi. 23 Haziran'da millete gideceğiz. Millet mazbatayı kime verirse. CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un AK Partili Recep Özel'e oturduğu yerden sataşması ise tansiyonu yükseltti. Beni tehdit ediyor. Bir dakika. Lütfen. Lütfen. Tamamlayın sözünüzü. Sayın Öztunç, grup başkan vekiliniz konuşuyor ve grup başkan vekiliniz gerekirse bunu iletir. Lütfen. O benden özür dileyeceğim. Özür dileyeceksin tabii. Genel kurulda tansiyon düşmedi. Recep Özel, CHP'li Öztunç'un üzerine yürüdü. Araya diğer milletvekilleri girerek olası bir kavgayı önledi. MHP lideri Devlet Bahçeli, YSK kararlarını, S-400 gerilimini ve Tunceli Belediye Meclisi'nden çıkan Dersim kararını değerlendirdi. Milli bekamız çok cepheli, risk ve tehlikelere maruzdur dedi. S-400 bahanesiyle Türk ekonomisi üzerine oynanmaya çalışan oyuna dikkat çekti. Bilhassa Türkiye ekonomisinin içine çekilmek istendiği anafor ve anarşik yapının hangi mahfillerce projelendirildiği, hangi mihraklarca servis edilip günden güne dozunun artırıldığı gizlenemez ölçüde meydandadır. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gündemi yaptığı yazılı açıklamayla değerlendirdi. Ekonomik teröre dikkat çekti. Hedefinde Amerika Birleşik Devletleri vardı. Takbir diyek Allah Allah. Türkiye S-400 füze savunma sistemi bahanesiyle siyasi ve ekonomik kuşatmaya alınmış, boyun eğmesi amaçlanmıştır. Türkiye'nin iradesine kilit vurmaya teşebbüs eden, bağımsızlık azmini kırmak için tevessüle yeltenen kim olursa olsun, tarihi bir hatanın, vahim bir yanlışın, bedeli çok yüksek olacak bir skandalın faili olacaklardır. MHP lideri Devlet Bahçeli, YSK'nın gerekçeli kararını değerlendirdi. Şaibelerin teyit edildiğini vurguladı. Yüksek Seçim Kurulu, şaibeleri teyit etmiş, sandık yolsuzluğunu ortaya çıkarmıştır. Yüksek Seçim Kurulu'nun 6 Mayıs 2019 tarihli seçim iptal kararının ne kadar gerçekçi ve vicdanları rahatlatan bir karar olduğu bir kez daha gözler önüne serilmiştir. Devlet Bahçeli'nin gündemindeki bir başka konu da Tunceli Belediye Meclisi'nin aldığı tabelalardaki Tunceli isminin Dersim şeklinde değiştirilmesi yönelik karardı. Bahçeli, karar yok hükmünde dedi. Tunceli Belediye Meclisi'nin Dersim kararı tam anlamıyla yangına körükle gitmek, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne meydan okumaktır. Karar yok hükmündedir. Ayaklarımızın altındadır. Gereği de mutlaka yapılmalıdır. Türkiye'de resmi olarak Dersim ismiyle anılan bir vilayet yoktur, olamayacaktır. Mazluma toprağı.
Kayseri'de Mehmetçik Dosta Güven düşmana korku saldı. Bir komando Tugay Komutanlığı, Birinci Komando Tugay Komutanlığı tarafından düzenlenen tatbikatta yarasa komandolar gece karanlığında uçaktan atladı. Yarasa komandolar gece karanlığında 3500 metreden atladı. Erciyes 2019 tatbikatı böyle başladı. Kayseri'deki 1. Komando Tugay Komutanlığı'nın düzenlediği tatbikatta Mehmetçik hünerlerini sergiledi. Yarasa komando olarak adlandırılan komando timi kasa tipi uçaktan atma ve atlama sahasına paraşütle iniş yaptı. Hava aydınlanınca diğer senaryolar uygulanmaya konuldu. Kameraya yansıyan görüntüler adeta bir harp sahnesiydi. 12. Hava Ulaştırma Anayüz Komutanlığı'ndan havalanan C-130 ve C-160 tipi nakliye uçaklarındaki 120 paraşütçü komando bölgeye indirme yaptı. Şu anda Mehmetçik terör bölgesine iniş yapıyor. Paraşütle atlayan komandolar temsili düşman muharebe merkezine operasyon düzenledi. Teröristlerden arındırılan bölgede bir hedef silahlı insansız hava aracıyla vuruldu. Düşman bölgesine helikopterle indirilen toplarla bölgenin hakim noktasındaki hedefler imha edildi. Kontrolün sağlanmasının ardından AFAD ve Kızılay görevlileri insani yardım için alana helikopterle indi. Çaynok tipi 2 helikopterin de kullanıldığı tatbikatı 4. Kolordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri ile birlikte 33 ülkeden 39 askeri ateşe izledi. Tatbikata 895 personel, 67 araçta 354 değişik çapta ve cinste silah yer aldı. 7 nakliye uçağı, 2 taarruz helikopteri, 6 genel maksat helikopteri ve 2 yük helikopteri olmak üzere 17 hava aracı katıldı. PKK terör örgütünün Doğu Karadeniz'e sızdırdığı terörist grubun son önemli ismi de sağ olarak ele geçti. Arananlar listesinde gri listede yer alan teröristin yakalandığı operasyonu Giresun Valiliği duyurdu. Elazığ'da da Elazığ Arıcak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi. Listedeki 22 teröristten 20'si etkisiz hale getirildi. Son olarak Kava Kod adlı terörist sağ yakalanmıştı. O teröristin verdiği bilgilerle jandarma PKK terör örgütünün Karadeniz grubu listesindeki son teröristi de yakaladı. Giresun'un Güce ilçesi kırsalında yakalanan teröristin Faraşin Kod adlı Aras Aslan olduğu belirlendi. Terörist İçişleri Bakanlığı arananlar listesinde gri kategoride yer alıyordu. 300 bin lira ödülle aranıyordu. Giresun Valiliği operasyonun ayrıntılarını da açıkladı. 5 komando, 6 jandarma özel harekat, 1 polis özel harekat timiyle 5 zırhlı aracın bölgedeki operasyonu sırasında bir hidroelektrik santralinden teröristin görüldüğü ihbarı geldi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler terörist Aras Aslan'ı yakaladı. Terör örgütü PKK'nın Karadeniz bölgesine gönderdiği terörist gruba ilk operasyonun düzenlendiği 7 Haziran 2016'dan bu yana 20 terörist etkisiz hale getirilmişti. Kava ve Faraşin Kod adlı teröristler sağ ele geçirildi. Elazığ'ın Arıcak ilçesi Yoğunbilek köyü kırsalında da bir terör operasyonu düzenlendi. Jandarmanın operasyonunda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi ve silahları da ele geçirildi. Teröre yönelik sınır ötesi harekatlar da devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine hava harekatı düzenlendi. Harekatta terör örgütü tarafından barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler imha edildi. Bayburt'ta haber takibi yaptığı sırada düşerek kaybolan Anadolu Ajansı muhabiri Abdülkadir Nişancı'nın cansız bedenine ulaşıldı. Evet.
Kayıp gazeteciden günler sonra acı haber geldi. Yol açma çalışmalarının takibini yaparken uçuruma düşen Anadolu Ajansı muhabiri Abdülkadir Nişancı'nın cansız bedeni aramaların 13. gününde derede böyle bulundu. 10 Mayıs'ta 3500 metre rakımlı Soğanlı Dağı'nda uçuruma düşerek kaybolan nişancı için ekipler seferber olmuştu. AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı, UMKE ve AKUT ekipleri nişancıyı dere ve vadilerde karış karış aradı. Aramaların ilk aşamasında nişancının kamerası, fotoğraf makinesi ve dere kenarında ayakkabısına ulaşılmıştı. Sürenin uzaması üzerine akarsuların suyunun azaltılması için bent çalışması başlatılmıştı. Gazeteci Abdülkadir Nişancı'nın üzüntüsü yaşanırken arama çalışmaları sırasında bir üzücü haber daha gelmişti. Trabzon Çaykara'daki hidroelektrik santral bölgesinde çalışma yürüten jandarma arama kurtarma ekibinden Assubay Mustafa Gider Gelmez ve uzman çavuş Eyüp Kapaklıkaya şehit olmuştu. Cenazenin nişancının düştüğü yerden 1 kilometre uzaklıkta Bayburt sınırındaki Dumlu köyünden akan çayın Soğanlı Deresi ile buluştuğu yerde bulunduğunu Bayburt valisi Ali Hamza Pehlivan açıkladı. Vali Pehlivan, nişancının cenazesinin ekiplerce kıyıya çıkarıldığını ve ağabeyi tarafından teşhis edildiğini bildirdi. İstanbul'da inşaat çukuruna düşerek hayatını kaybeden 9 yaşındaki Baran dün gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Büyük bir ihmalin kurbanı oldu. Ölüm şekli herkesi sarstı. 9 yaşındaki Baran toprağa verildi. Baran geldi. Henüz 9 yaşındaydı. Hayatın başındaydı. Eyüp Sultan'da inşaat alanında açılan çukura düşmüş, itfaiye ve AFAD ekiplerince uzun uğraşlar sonucu çukurdan yaralı çıkarılmış ama hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetmişti. Vallahi inşaat çukuruna düştü. Yani gördüğünüz gibi köstepe gibi açmış 20-30 tane delik. Her tarafı açık. Önlem almamışlar. Hiç önlem almamış. Hiçbir önlem yok. Her taraf açık. İnsan bir önlem alır ya. Lütfen helal ederiz. Baran Geldi'nin cenaze namazı öğle namazına müteakip Eyüp Sultan Camii'nde kılındı. Cenaze törenine minik Baran'ın arkadaşları ve öğretmenleri de katıldı. Baran Geldi'nin hayatını kaybetmesine neden olan Eyüp Sultan'daki inşaatın müteahhiti tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mersin'de dolandırmaya kalktıkları iş adamlarını kaçırdıktan sonra çıplak fotoğraflarını çekerek şantaj yapan 3 kişi yakalandı. İş adamını halıya sarıp kaçırdılar, çıplak fotoğraflarını çekerek şantaj yaptılar. 19 Mayıs'ta meydana gelen olayda iddiaya göre 3 kişi birlikte iş yapma vaadiyle ortak iş adamları BK ve KB'yi dolandırmak istedi. Kişilerin tavırlarından şüphelenerek bu talebi reddeden BK, Mezitli'deki evinde darp edildi. Ağzı bantlandı, bir halıya sarılarak bindirildiği minibüsle başka bir eve götürüldü. Zanlılar BK'nın ortağını da kaçırarak aynı eve getirdi. İş adamlarının çıplak fotoğraflarını çekerek 2,5 milyon lira getirmelerini söyleyip serbest bıraktılar. İş adamları polise gitti, durumu anlattı. Ekipler zanlıları kaldıkları evde yakaladı. Şahıslarla birlikte olayda kullanılan pompalı tüfek, koli bandı ve iplerle BK'ya ait kredi kartları ve cüzdan ele geçirildi. Sorgulanmak üzere götürüldükleri emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. İstanbul Esenyurt'ta sivil trafik ekipleri bir Uber sürücüsünü aracını bağlamaya kalktı. Uber sürücüsü aracın tavanına çıkarak polislere direndi. Fakat bakın sonunda ne oldu? Aracını bağlatmak istemedi. Üstüne çıktı. Uber sürücüsü dakikalarca ekiplere direndi. Görüntüler İstanbul Esenyurt'tan. Bir alışveriş merkezinin önüydü. Sivil trafik ekipleri Uber sürücüsünü durdurdu. Aracı bağlayarak çekiciyle almak istedi. Ancak bu hiç de kolay olmadı.
aracını bağlatmak istemeyen şoförle polisler arasında tartışma yaşandı. İkna olmayan Uber sürücüsü aracının üstüne çıktı ve ekiplere direndi. Polis aşağıya in dedi, şoför kafa üstü aşağı atlarım abi diyerek karşılık verdi. O ilginç anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Uzun uğraşlar sonucunda Uber sürücüsü yaka paça gözaltına alındı. Aracın üstünden indirilen Ali Ç. ile bir arkadaşı polis merkezine götürüldü. Uber sürücüsüne 2018 lira idari para cezası kesildi. Aracı da bir ay süreyle trafikten men edildi. Ordu'da etkili olan dolu tarım arazileri ve çatı ve araçlara zarar verdi. Tuncay abi, şu büyükler var. Ordu'da ceviz büyüklüğünde yağan dolu hayatı olumsuz etkiledi. Kumru, Gürgentepe ve Korgan ilçesinde başlayan sağanak kısa süre sonra yerini ceviz büyüklüğündeki doluya bıraktı. Bazı sürücüler araçlarını battaniye sararak doludan korumaya çalıştı. Dolu nedeniyle tarım arazileri zarar gördü, evlerin çatıları ve araçlarda hasar meydana geldi. Burası Ordu, şimdi size Amerika'ya götüreceğiz. Amerika'da fırtına ve hortum hayatı felç etti. Bir günde kayıtlara geçen hortum sayısı 33, evler yollar kullanılamaz hale geldi. Hayatını kaybedenler oldu. Önce şiddetli yağış, ardından fırtına ve üst üste onlarca hortum. ABD son günlerin en şiddetli doğa olayı ile karşı karşıya. Ülkenin orta kesimindeki eyaletlerde etkili olan fırtına ve hortum nedeniyle en az 4 kişi hayatını kaybetti. Kansas, Missouri ve Oklahoma. Bu eyaletlerde hayat adeta durdu. Fırtına şiddetini artırarak devam ediyor. Halk botlarla, helikopterlerle kurtarılıyor. Evler kullanılamaz hale geldi. Ağaçlar araçların üzerine düştü. Pek çok araç kullanılamaz halde. Maddi hasar fazla. Ekipler gece gündüz kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Şiddetli fırtınanın gerçekleştiği 4 eyalette sadece salı günü 33 hortum oluştu. Evlerini tahliye etmeyenlerin dışarıya çıkmaması konusunda uyarı yapılıyor. Ve can kayıpları haberleri geliyor eyaletlerden. Iowa eyaletinde evini hortum vuran 74 yaşındaki bir kadın, Missouri'de ise aşırı yağışın yol açtığı bir trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi. Oklahoma'da ise sel sularına kapılan bir kadın hayatını kaybetti. Sayının daha da artmasından endişe ediliyor. Şiddetli yağış ve fırtınanın etkili olduğu eyaletlerdeki havalimanlarında, tren seferlerinde ve karayollarında aksamalar yaşanıyor. Elektrik kesintileri de cabası. Uzmanlar fırtınanın ilerleyen günlerde de süreceğini belirtiyor. Moldova'da bir saldırgan yolda yürüyen bir yaşlı kadının göğsüne yumruk attı. Yaşlı kadının aldığı yumruk darbesiyle yere düştü. Şimdi o saldırgan her yerde aranıyor. Kaldırımda yürüyen kadına yumruk attı. Yoluna devam etti. Olay Moldova'nın başkenti Kişinev'de yaşandı. Bir adam kaldırımda yürümekte olan yaşlı bir kadına yumruk attı. O anlara tanık olanlar şoktaydı. Saldırganın arkasından baka kaldılar. Yaşlı kadınsa göğsünü aldığı yumruk darbesine daha fazla dayanamadı. Fenalaştı. Birkaç saniye sonra yere düştü. Saldırgan arkasına bakmayı da ihmal etmedi. Yaşlı kadının yere düştüğünü gördü. Yoluna devam etti. Yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı. Polis şimdi o saldırganı arıyor. Uzay merakları, ekran başına isminizin Mars'ta olmasını ister misiniz? NASA bir kampanya başlattı. İsmini Mars'a gönder kampanyası. En çok talep Türkiye'den çıktı.
İsimlerini Mars'a götürmek için yarıştılar. O sosyal sorumluluk projesine en büyük destek Türkiye'den geldi. NASA konuyla ilgili açıklama yaptı. Türkler birinci oldu dedi. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin 2022'deki Mars görevi için başlattığı proje sosyal medyada büyük ilgi çekti. Projenin ismini Mars'a gönder. Kampanyaya en fazla katılım gösteren ülkeler sıralamasında Türkiye birinci sırada. Türkiye'den 308.454 kişi ismini Mars'a göndermek için NASA'ya başvurdu. İsimler Mars'a 2020'de gönderilecek. Uzay aracının ismi Rover. NASA da bu proje öncesi uzay meraklılarını unutmadı. Kampanya başlattı. Yapmanız gereken NASA'nın web sayfasını ziyaret ederek formu doldurmak. İsimler uzay aracının içine yerleştirilecek olan çipe yazılacak ve en yakın komşumuz olan Mars'a gönderilecek. Son gün ise 30 Eylül. Kara deliğin fotoğrafı çekildi. Belki de Mars yakın bir gelecekte komşu kapısı olacak. Bundan 101 yıl önce 1918 yılının Osmanlısında Fatih Atpazarı'nda oturan biyolog Osman Nuri Bey. Kim bilir nasıl hayallere daldı da dönemin ilk bilim kurgu kitabına imza attı. Biliyor musunuz Osmanlıca ilk bilim kurgu kitabı hangisiymiş? Gelin bakalım birlikte. Şimdilik bizim ulaştığımız ilk kaynak bu. Bir müzisyen, bir edebiyat öğretmeni ve bir muhabir. Üçünü ne bir araya getirir? 101 yıl öncesinden gelen bir eser ve aslında bir yeniden tanışma. Düşünsenize 101 sene sonra böyle bir eserin ilk kez kapılarını siz aralıyorsunuz. Ve o zamanki Osmanlı aydınının ne kadar zeki olabildiğini de gördüm. Müzisyen Bilge Köse Balaban aynı zamanda bir koleksiyoner. Osmanlı'dan bugüne mizah dergilerini topluyor. Ancak bir gün arama motoruna bir kelime yazıyor ve bir isimle tanışıyor. Osman Nuri Eralp. Çok büyük bir bilim adamı, çok büyük başarıları imza atmış bir bakteriyolog. Hayal gücü çok geniş. Aslında bilimsel bir kitap yazmak için oturmuş Fatih Atpazarı'nda, kitapta yazdığı gibi. Ama gitgide kurguya dalmış. Kitap Osmanlıca yazılan ilk bilim kurgu eseri. Hikayesi galaksi üzerine, hem de 101 yıl önce. Bilim adamının bu kadar güzel ifade edebilmesi ve düşünsenize terkipler, tamlamalar çok yerinde. Adeta şiirsel bölümler var. Özellikle beni de en çok Venüs bölümü, yani Zühre bölümü etkilemiştir. Ve oradaki kullandığı dil, yani biz buna hani edebiyatta seci diyoruz. İç kafiyesi bile, düz yazıdaki kafiyesi bile o kadar oturmuş, o kadar güzeldi ki. Dilini çözmek ve sadeleştirmek için edebiyat öğretmeni Merve Köken'le buluşuyor. Aslında okuyucuyu da Osman Nuri Eralp'le tanıştırıyorlar. Merih, yani şimdiki adıyla Mars oldu. Mars'ta bilim kurgunun artık böyle doruklarına çıkmış Osman Nuri Bey. Kanatlanıp uçan insanlar, beyni makinelerin gelişmesinden dolayı çok gelişen ama vücutları makinelerin iş görmesinden dolayı kuruyup kalan Merihli insanlara vurgu yapmış. Koleksiyoner buldu, edebiyat öğretmeni çevirdi, muhabirse kitabı olması gereken yere bıraktı. Başka gezegenlerde canlı mahlukat var mıdır? Osman Nuri Eralp bu sorunun peşine düştü ve şu an içinde bulunduğumuz Fatih Atpazarı'ndaki evinde kitabını kaleme aldı. Kütüphanesi hala duruyor ama şimdi bir eksiği tamamlama zamanı. Osmanlıca ilk bilim kurgu eseri ilk defa Latin harfleriyle Türkçe'de. Cemil cümlesine hayırlı kıraatler. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy'un ülke turizmine katkı sağlamak amacıyla başlattığı Her Şehrin Ünlüsüyle Geziyoruz projesi kapsamında sanatçı ve oyuncuların da bulunduğu 40 kişilik grup Adıyaman'ın tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret etti. Ocağın söndü, nasıl beladı, bırakıp... Her Şehrin Ünlüsüyle yollara düştüler. Bu ne devrandı dünya gözü. Nemrut'tayız şu anda, Adıyaman'dayız. Ferman Toprağ'ın memleketindeyiz. O kadar güzel bir yerdeyiz ve o kadar keyifli. Gördüklerimizden o kadar mutluyuz ki lütfen zaman ayırın ve Adıyaman'ı ziyarete gelin.
Turizme katkı sağlamak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un eşi Pervin Ersoy'un başlattığı Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz projesinin bu seferki durağı Adıyaman oldu. Yanlış şu anda Adıyaman'dayız şuradan. Hep beraber. Adıyamanlı sanatçılar Kahtalı Miçe, Latif Doğan, Ezgi Mola ve Ferman Toprak başta olmak üzere 40 ünlüyü Adıyaman Valisi Aykut Pekmez'in eşi Yeşim Pekmez karşıladı. Bizim amacımız bir farkındalık yaratmak, Türkiye'nin daha çok gezilmesini, şehirlerimizin daha çok görülmesini sağlamak. Çünkü inanın cennet bu vatan, her yeri taşı toprağı altın bu vatanın. O kadar güzel, büyük zenginliklerimiz var ki eğer gezip de görürsek biz de bunları daha sonraki nesillere aktaracağız. Pervin Ersoy ve Adıyamanlı ünlü sanatçılar Kahta ilçesi sınırlarında bulunan Karakuş Tümülüsü, Arsemiye Antik Kenti, Cendere Köprüsü ve son olarak Nemrut Dağı'nı gezdi. O kadar keyifli, o kadar güzel ki memleketimizin her köşesi. Bence kıymetini bilelim, biraz gezelim. Gerçekten dünyanın en güzel yerlerinden birindeyim. Büyüleyici bir güzellik. Nemrut Dağı duman duman belalım. Derdini çekemez oldum helalım. Ersoy ve beraberindekiler Nemrut Dağı'nda Adıyaman Filarmoni Orkestrası tarafından verilen konseri dinledikten sonra güneşin batışını izledi. Dünyanın en eski balık avcılığı yöntemi olan dalyancılık Beykoz'da hala yaşatılıyor. İstanbul'da artık sadece 3 dalyan kalsa da bir geleneği İstanbul'da yaşatmaya balıkçılar devam ediyorlar. İstanbul'un son dalyanı havadan görüntülendi. Dalyancılık dünyanın en eski balık avcılığı yöntemi. Denize çakılan kazık ve yerleştirilen ağlarla balık avlanıyor. Bu gelenek İstanbul'da artık bitmek üzere olsa da Beykoz'da bazı balıkçılar hala dalyancılık yöntemiyle balık avlıyor. Daha eskiden buradası Orkinoz dalyanıydı. Kıyı dalyanı ufak balık tutar, deniz dalyanı kılıç balığı Orkinoz tutardı. Şimdi o Orkinoz'un kalmadığı için ufak balık şimdi ne tutar? Lüfer tutar, palamut tutar, torik tutar, isterbi tutar, gümüş tutar. İstanbul'da 30 yıl öncesine kadar 60'ın üzerinde olan dalyanlardan sadece 3 tane kaldı. Beykoz dalyanında da Mayıs ayının son günlerinde hareket başladı. Beykoz dalyanı havadan da böyle görüntülendi. Sanayi ve tarıma 30 milyarlık ivme, ihracata dayalı, katma değerli, teknolojik üretimi teşvik ederek cari açığı sıfırlamayı hedefleyen 30 milyar TL'lik yeni finansman paketi ivme, sanayici ve çiftçilerin hizmetine sunuldu. Yerli üretimi teşvik edecek finansman paketi için ham madde ve ara malı imalatı, makine imalatı ve tarım olmak üzere 3 sektör belirlendi. Ham madde, ara malı ve makine üretiminde azami 10 yıllık 2 yıl ana para geri ödemesiz 150 milyon TL'ye kadar yatırım kredisi sağlanacak. Tarım sektörüne seracılıkta işletme kredileri için 14 ay, yatırım kredileri için 84 ay vade %0 ile 14,25 arasında değişen faiz oranı uygulanacak. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank enflasyon endeksli kredi ve devlet iç borçlanma senedi endeksli İki ayrı faiz seçeneği sunacak. Yeni finansman paketi ivmeyi açıklayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Haziran ayından itibaren Türkiye'nin cariyi fazla vereceğini de söylüyor. Sanayi ve tarıma 30 milyarlık ivme, Berat Albayrak'ın değerlendirmeleri. Güneş'te de bugün manşet. Stratejik ivme şeklinde Güneş manşet atmış. İvme. İleri, verimli, milli endüstri. Ekonomide reform paketinin en önemli başlıklarından biri daha hayata geçiyor. Hazine Bakanı Berat Albayrak, stratejik sektörlerde dışa bağımlılığı bitirecek 30 milyarlık destek paketini açıkladı. İleri, verimli, milli endüstri, İVME, finansman paketiyle ithalat bağımlılığı yüksek ve cari açığa sebep olan sektörlerde yerleşme hamlesi başlatıldı. İstihdama katkı oranı ve ihracat potansiyeli yüksek sektörlerin de destek kapsamında olduğunu belirten Albayrak, yapısal dönüşümde kritik bir adım attıklarını vurguluyor. Kamu bankaları aracılığıyla
yıl sonuna kadar kullandırılacak 30 milyarlık paketle yerli üreticiye ham madde, aramalı makine ve tarım alanlarında düşük maliyetli kredi sağlanacak. 10 yıla kadar uzayan vadelerle 2 yıla kadar ana para geri ödemesiz 150 milyon TL'ye kadar yatırım kredisi verilecek. Stratejik ivme. Peki. Akşam gazetesinin manşeti. Fuat Sezgin yılında başkan sözü. Bilim ülkesi olacağız. Başkan Erdoğan, Profesör Doktor Fuat Sezgin yılı toplantısında konuştu. Türkiye'yi bilim insanları için önemli bir cazibe merkezi haline getireceğiz. Biz medeniyetler inşa etmiş şanslı bir milletiz. Son dönemde Türkiye'de tarih, kültür, sanat ve edebiyat başta olmak üzere sosyal bilimler alanlarının yeniden cazibe kazandığını görüyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde ülkemizi tüm bilim insanları için önemli bir cazibe merkezi haline getireceğiz. 3-4 ay içinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 5 milyon ciltlik bir kütüphane açacağız diyor. Akşam gazetesi manşette. Burada ilk federasyon başkan adayı Nihat Özdemir. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na resmen aday olan Nihat Özdemir, yabancı kuralı gelecek sezon aynen uygulanacak, bir sezon sonra değişecek diyor. Nihat Özdemir'in adaylığı. Burada Hürriyet de onu bugün logonun üstünden görmüş. Resmen federasyon başkanlığı için aday. Yukarıda. Nihat Özdemir, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı için 1 Haziran'da yapılacak olağan seçimde aday olacağını dün resmen açıkladı. Özdemir, federasyon başkanlığı ateşten gömlek ama ümitliyim ve iddialıyım dedi. Nihat Özdemir'in 1 Haziran'daki seçimlere tek aday olarak girmesi bekleniyor. Onları nasıl koruyacağız? Bunu da göster madem logonun üstündeyiz şu anda. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Erdem İsmetoğlu, ülkemizdeki yaban hayatı katliamına ve onu koruyacak sayıda elemanları olmamasına isyan etti. Belediyelerin ormanlara attıkları köpeklerin vahşileşip ceylan yavrularını öldürdüğünü belirten İsmetoğlu, Türkiye'de olması gereken yaban keçisi 250 bin olan 35 bin, Türkiye'de olması gereken yaban keçisi 250 bin olan 35 bin, olması gereken yaban koyunu 20 bin, olansa 600-700 deyip ekledi ve kalanları da 3 bin yerine sadece 250 muhafaza memuruyla korumaya çalışıyoruz. Ya zaten hani bir düğmeyi yanlış iliklediğin zaman geri kalan bütün hani gömleğin düzeni bozuluyor ya, onun gibi belediyelerin köpekleri toplayıp ormana atması gibi bir durumu hani normal kabul ettikten sonra konuşacak geriye bir şey kalmıyor. Hani şunu gibi, bu sadece belediyeler için söylemiyorum yani, artık bunu yapan belediye çok kalmadı gibi. En azından göstere göstere yapan çok kalmadı gibi. Ama vatandaşlar mesela yapabiliyorlar. Vicdanlarını rahatlatıyorlar falan böyle. Hani köpekleri böyle bakamayacakları zaman götürüyorlar, ormanlık alana bırakıyorlar. Şunun gibi düşünüyorlar yani. Burası orman, onun doğal yaşam alanı. Orada o yemek de bulur, su da bulur. Ya yok öyle bir şey. Yani yok öyle bir şey. Hani biraz böyle baksanız, o sizin köpeklerinizi bıraktığınız ve orman nasıl burada hayatını sürdürür dediğiniz yerlere her gün kimseye göstermeden sessiz sedasız binlerce gönüllü kovalarla nasıl yemekler taşıyorlar falan bir görseniz anlarsınız. Hani öyle ormana bıraktım kendi kendine yaşıyor orada, her şey yolunda falan olmadığını anlarsınız. Bir de tabii aç kaldığı zaman ne yapacak? Aç kaldığı zaman tabii ormanın kendi dokusunda da tahribata yol açacak. İşte bu rakamlar mesela önemli. Yaban keçisi. Yaban keçisi. Yaban koyunu. Bunlara tabii ki saldırıyorlar. Tabii burada rakamı verilmeyen daha küçük ölçekte şeyler de var işte yani. Tilki vesaire falan gibi. Neyse, yavaş yavaş öğreneceğiz. Anca öğreneceğiz. Hani şunu öğreneceğiz. Bakamıyorsanız evinize almamayı öğreneceksiniz. Ya da işte evinize alıyorsanız onun sorumluluğunu da ailecek paylaşmayı öğreneceksiniz. Yavaş yavaş. Hepimiz her şeyi yavaş yavaş öğreneceğiz. Nevin'e niye indirim yok? Soruyor Hürriyet gazetesi. Nevin kim? Yargıtay
Kesikbaş cinayetinin sanığı Nevin Yıldırım'a verilen müebbet hapis cezasını onadı. Kadın dernekleri Yıldırım'a iyi hal veya ağır tarih indirimi uygulanmamasına erkek adaleti diyerek tepki gösterdi. Yargıtay avukatların olay meşru müdafaa, ağır tahrik ve ihlal indirimi uygulanmalı taleplerini reddetti ve cezayı onadı. Hakim Meryem Üstüner ise haksız tahrik uygulanmalı diyerek karara muhalefet şerhi düştü. Tüm erkek katillere otomatik uygulanan ihlal indirimi bile Nevin'e uygulanmadı diyen Yıldırım'ın avukatları kararı Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacaklarını söyledi. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, bu erkek adaletinin kararıdır, affedilmesini isterdim dedi. Kadın cinayetlerini durduracağız platformu kadın cinayeti faillerine indirimler yaparken Nevin'e verilen cezayı kabul etmiyoruz açıklamasını yaptı. Morçatı Vakfı da Yıldırım için indirimlerin uygulanmadığını söyledi. Nevin Yıldırım tecavüzle suçladığı köylüsü Nurettin Gider'i av tüfeğiyle öldürdükten sonra başını kesip köy meydanına atmıştı. 28 Ağustos 2012. Hatırlıyorsunuz değil mi Kesikbaş cinayeti? Ve bu tecavüzden olduğu tahmin edilen bir de bebek dünyaya geldi. O bebek de yurda verilmişti. Şimdi hikaye akıllara durgunluk verecek kadar trajik bir hikaye kuşkusuz ki. Ve hani bu hikayenin işte yargıdaki karşılığının ne olacağı da senelerce bir merakla bekleniyordu. Çıktı. Yani sonuçta bir adamı öldürüp başını kesip köy meydanına götürüp atmanın cezasının müebbet hapis olacağı zaten hani kitapta yazıyor. Fakat anlaşılan o ki beklenti farklıydı. Beklenti hani uzun zaman sistematik olarak tecavüzüne ve cinsel baskısına aynı zamanda maruz kalmış bir adamı artık şurasa kadar gelmiş olan bir kadının cinnet haliyle öldürmüş olmasından söz edilip hani acaba bu ceza almadan bitebilir mi bu mesele falan diye düşünülüyordu. Tabii o başka bir şeyin kapısını aralayacak kuşkusuz ki. Yani herkesin kendi adaletini kendisinin vermesinin kapısını aralayacak ki. Hani, o da bambaşka bir yani hukuksuz, hani böyle tamamen kanunsuz falan bir ülkeye dönüşmesine yol açacak memleketin. İşte her tarafı tartışmalı. Nasıl yapacaksınız bilmiyorum ki. Sandığınızdan çok çalmışlar. YSK hırsızlığın boyutunu ortaya koydu. Tablo vahim. Şaibe nedeniyle İstanbul seçimlerini iptal eden Yüksek Seçim Kurulu gerekçeli kararını 16 gün sonra açıkladı. 212 bin oya şaibe bulaştığını açıklayan Yüksek Seçim Kurulu oy hırsızlığının sanılandan büyük olduğunu ortaya koydu. Kamuoyu 754 sandığa kamu görevlisi olmayan kişileri atayan ilçe seçim kurullarının bunu açıklayamadığını da öğrendi. YSK'nın 250 sayfalık gerekçeli kararıyla CHP'nin iddiaları da tek tek boşa çıktı. CHP şaibe varsa ilçe seçimlerinin iptalini istemişti. Ancak YSK bir konuda itiraz yoksa yasal olarak karar veremiyor. İyi Parti'nin Bursa Mustafa Kemal Paşa da sandık kurullarıyla ilgili itirazı reddedilmişti. CHP bunun emsal olmasını istiyordu. YSK sandık görevlileri belediye personeli değil diye itiraz edilen ilçeyle İstanbul'un durumunun hukuken aynı olmadığına hükmetti. CHP aynı zarfta 4 pusula var. Sadece büyükşehir seçimi mi hileli propagandası yapmıştı. Gerekçe de sözü edilen 18 sandıkta sadece büyükşehre ait sayım döküm cetvellerinin eksik olduğunu belirledi. CHP yeterli kamu görevlisi olmadığı için dışarıdan atama yapıldığını iddia ediyordu. Ancak 93.558 kamu görevlisine ihtiyaç duyulan İstanbul'da 220 bin kamu görevlisi bulunuyor. Ya bütün bu tartışmanın aslında esası neydi biliyor musunuz? Ya elbette şu anda Yüksek Seçim Kurulu bir karar verdi ve bu verilen karar temizi olmayan, yani itirazı olmayan, geçerliliği olan son karar. Fakat bu karara gelene kadar geçen süre içerisinde şu oldu, bu oldu. Sadece bakın 4,5 milyon bir parti, 4,5 milyon bir parti oy almış. Arada 13 bin fark var. Yani bin dediklerle ölçülen bir fark. Sadece bu bile, yani hiçbir sandıkta hile, hurda, yolsuzluk, usulsüzlük, sandık çalma, sandık kurulu başkanına usulsüz atama falan olmadığını varsayalım. Sadece bu arada doğan, bindeliklerle ölçülen, bu işte 14-15 binlik bir fark şu an en son işte sayımla beraber, geçer söylediğin sayımla beraber 13.700'lere düştü. Yanlış hatırlamıyorsam
iki aday arasındaki fark 4,5 milyon 4,5 milyon yani 9 milyon oy içerisinde ki 13 binlik oynama bu 13 bini 7 bin diye hesaplayın siz. Yani 7 bin bir partiye 7 bin bir partiye diye hesaplayın. Hani kayacak olursa sağa sola. Bu bile sadece oyların en azından seçimin iptaline falan gerek yok. En azından bir defa daha sayılmasını hak ettiriyor. Yani bu kadarlık bir fark kafalarda şüphe şaibe kalmaması adına herkesin ortaya çıkan tablodan emin olması adına bir kere daha sayılmayı hak etmiyor mu ya? Yani bütün bu tartışma, kavga, gürültü falan aslında o yeniden sayıma yapılan itirazla oldu. Bir daha sayılsın ya. Ne olacak yani? Bütün bir İstanbul 2 saatte sayılır ya. Yani bütün Türkiye'deki 50 milyon oyu saymışsınız 4 saatte. İstanbul'daki 9,5 milyon 10 milyon oy mu sayılamayacak yani? Bir kere daha sayılsaydı deniyor ki şimdi bir kere daha sayılsaydı ve yine işte aradaki fark kapanmasaydı o zaman bir daha mı sayılacak? Hayır. Yani bir defa itiraz hakkını kullanacaktı partiler. Bir defa daha sayılacaktı ve bir defa daha sayıldığında şu kadar hata yapıldı ya da şu kadar hata yapılmadığı ortaya çıkacaktı ve herkes sonuca razı olacaktı. Ama şimdi yeniden seçim için Yüksek Seçim Kurulu merkeze alınarak, Yüksek Seçim Kurulu'nun üyeleri hedef gösterilerek falan böyle bir kavga gürültü devam ediyor. Bak neymiş? Mesela şu. Dedim ya bak bunlara hiç gerek kalmayacaktı. Yani bunlar hiç tartışma konusu olmayacaktı bile belki de yeniden sayım olsaydı. Oysa şimdi YSK'nın gerekçeli kararından çıkıyor ortaya. 754 sandık memur yerine kargo çalışanlarının da aralarında yer aldığı kişilere emanet edilmiş. Ya şimdi diyeceksiniz ki efendim sadece İstanbul'da mı memur olmayan kişiler sandık kurulu başkanı oldu? Türkiye'nin başka yerlerinde yok mu? Varsa da itiraz edilmemiş kardeşim oralara. Varsa da aradaki fark böyle hani efendim çok bariz bir farkmış. Çok fazla üzerine durma ihtiyacı hissetmemişler. Ya dünyanın neresinde olursa olsun ki bunun mesela bu tür demokratik yolların en fazla işletildiği, demokratik mekanizmaların en fazla işletildiği yer Amerika Birleşik Devletleri'dir. Biliyorsunuz orada yani itirazlar, mahkeme...